Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, yılın sizin için tabii ki en önemli dönemindeyiz. Güneş 22 Kasım'a kadar burcunuzda ilerliyor. Bu ay doğan tüm akrep burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen akreplerimiz, Güneş yükselen burcunuzun üzerinde enerjinizi arttırıyor, yaşam coşkunuzu arttırıyor. Daha fazla dikkat çekiyorsunuz. 25 Ekim'de burcunuzda meydana gelen güneş tutulması daha kadersel etkilerle hayatınıza yeni kapılar da açmaya başladı. Ve tutulma döneminde olduğumuz için Kasım ayında da bir ay tutulması yaşayacağız. Bu iki tutulmayla beraber yaşamımızda biraz da bizim kontrolümüz dışında daha kadersel etkiler altındayız. Artık yeni bir döngüye geçiyoruz hayatımızda. Bizi daha ileriye taşıyacak yeni kararlar alabiliriz. Bitmesi gereken, hayatımızdan çıkması gereken alanlarda da belki daha net tutumlar içerisinde olabiliriz. Evet, 8 Kasım'da Boğa burcunun 16 derecesinde dolunayla birlikte tam ay tutulması yaşayacağız. Tam karşıt burcunuzda, ilişki evinizde olacak bu ay tutulması. Üstelik Uranüs etkili. Uranüs olunca sürprizler olabilir, beklenmedik durumlar, değişimler söz konusu olabilir. Satürn'ün de güçlü bir açısı var. Sabit akslardaki bu açılar oldukça değiştirici ve dönüştürücüdür. İlişkilerinizle ilgili hızlı dinamikler var, değişimler var. Bu bir tabii ki ani bir evlilik kararı olabilir. Ya da bir ilişkinizin hani ilişki dinamikleriniz olabilecek değişimler olabilir. İşbirlikleri olabilir, ayrılıklar da olabilir. Bitmesi gereken ilişkiler mesela bitebilir artık, hayatınızdan çıkabilir. Eşinizin, partnerinizin yaşamında beklenmedik bazı durumlar olabilir. Sizi şaşırtacak kararları olabilir hayatınızda. Yani bu tabii ki tüm yaşamanızı da etkileyebilir. Örneğin yani eşinizin iş değişimiyle taşınabilirsiniz, başka bir yere gidebilirsiniz. İşte bir evlilik kararı ya da ayrılık kararıyla bunun gibi konular yine yaşam düzeninizi etkileyebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 10-20 derece aralığındaysa bu ay tutulmasının sizin için etkileri çok daha güçlü, çok daha belirleyici olacaktır sevgili akrepler. Sürprizlere hazır olmak gerekiyor. Kasım ayı gerçekten yaşamımızda çok önemli, etkili bir ay. Ve gezegeniniz Mars ay boyunca İkizler burcunda gerilemede olacak. Şimdi Mars gerilemesi 2022'nin tabii ki en önemli gezegen hareketlerinden birisi. 13 Ocak'a kadar devam edecek. Sadece bu ayda sınırlı değil. Ama gezegeniniz Mars gerilerken sizde de böyle bir zaman zaman bir kararsızlık, bir belirsizlik, bir enerji düşüklüğü, motivasyon düşüklüğü yaratabilir. İkizler zaten düşüncelerle, iletişimle ilgili bir burç. İkizlerde gerileyen bir Mars, zihnimize, düşüncelerimize, iletişimlerimize daha dikkat etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Üstelik bu gerileme sizin 8. evinizde olacak. Biraz belki para hesaplarına, işte yatırımlara, eşinizin maddi konuları, maddi durumuyla ilgili konulara dikkat etmek lazım. Eğer hayatınızda belki 6 aydır, belki 1 yıldır devam eden işte bir ayrılık konusu, bir böyle boşanma konusu ya da bir ortaklı işiniz girişimle ilgili, işte hisseli paralarla ilgili paylaşımlar varsa, bu Mars gerilemesi sürecinde bu alanlarda bazı hak edişlerinizle ilgili daha fazla dikkat gerekiyor. Yani yanlışlıklara, gecikmelere özen gösterin. İşte güvenilmez koşullara da dikkat edin tabii ki. Çok yeni kararlar vermemek gerekiyor. Örneğin bir kredi başvurusu ya da bir yatırım kararı için çok uygun olmayabilir bu dönem. 13 Ocak sonrası Mars'ın ileri harekete dönüşünü beklemekte fayda var. Yine aynı şekilde 8. ev kazalarla ilgili olduğu için yani biraz sağlık kazalara, hastalıklara dikkat edin. Operasyon gibi konular mesela ameliyat ve benzeri çok acil değilse hani bu dönemde çok önermeyiz Mars retrolarında bunu. Hani eğer böyle bir sağlıkla ilgili bir gündeminiz varsa ve bekleme şansınız varsa 13 Ocak sonrasını beklemekte fayda var tabii ki sevgili akrepler. Mars'ın özellikle sert açılarda bulunacağı bazı günlere daha da fazla dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İşte 18, 19, 20 Kasım. Mars bugünlerde Balık burcundaki Neptün'e kare açı yapacak. Yani zor bir açıdır. Hem sinirsel anlamda psikolojik olarak bizi yorabilir. Ve böyle melankoli, enerji düşüklüğü,
İşte böyle bir depresif enerji verebilir, kararsızlık, belirsizlik yaratabilir, güvensiz koşullar oluşturabilir. Sağlık konularında da daha hassas olabiliriz. Alerjilere, zehirlenmelere, işte reaksiyonlara daha hassas olabiliriz. Buna lütfen özellikle dikkat edin. Para konularında, alışverişlerde, harcamalarda tepkisel, dürtüsel davranmamaya çalışın. Borç alacak konularına dikkatli yaklaşın. Çünkü yani gidebilir, geri gelmeyebilir. Kaybedebilirsiniz, işte kandırılabilirsiniz gibi. Ve ay sonunda 28, 29, 30 Ekim, 30 Kasım burada da Mars-Merkür karşıtlığı var. Yine direkt para evinizi etkilediği için lütfen alışverişlerde biraz bekleyin. Yani şunu işte beğendim hemen alayım. Özellikle internet üzerinde, e-ticaret, hani buralarda çünkü sorunlar çıkabilir, karışıklıklar olabilir. Daha dikkatli yaklaşın. Almak yani gecikebilir bazı kazançlar ya da beklediğiniz paralar. İşte gidip de bir bankaya kredi başvurusu yapmayın ya da birisi sizden para istedi, işte borç istedi, hemen vermeyin. Yani bir dikkatli olmakta fayda var bugünlerde de özellikle. Ve ayın 16'sı, 17'si Venüs ve Merkür artık Yay burcuna geçecek. 22'sinde de Güneş Yay burcuna geçiyor. Ay ortasından itibaren yavaş yavaş enerjiler, kişisel gezegenler burç değiştiriyor. 24 Kasım'da Yay burcunda bir yeni ayımız var. 24 Kasım yeni ayı direkt para evinizde zaten. Burada tabii bir hani işle ilgili belki bir karar alabilirsiniz. Belki bir ticari gelişim olabilir, bir para kazancı veya işte bir maddi konularla ilgili önemli bir gündeminiz olabilir, ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların ilk derecelerinde 0 ile 5 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay etkileri sizi biraz daha etkileyecektir, daha önemli olacaktır. Yönetici gezegen Jüpiter yeni ayda ve Jüpiter ay boyunca Balık burcunda olacak. Aslında güzel de açılar yapıyor. Bunu değerlendirebiliriz. Jüpiter çünkü Balık burcunun son derecelerinde artık yani Koç burcuna geçmeden önce son dokunuşlarını yapıyor olacak. 28'inden sonra ise ileri harekete dönüyor. Aralık ortalarından itibaren artık Koç burcuna geçecek ve 12 yıl bir daha Balık burcuna gelmeyecek. Yani şu anda sizin için güzel de bir pozisyon bu Balık burcunda. Çok da bereketli, verimli olduğu bir pozisyon. 5. evinizde ilerlemekte. Ve ayın belirli günlerinde özellikle bunlara dikkat çekersem işte 15'i, 16'sı burcunuzdaki Venüs ve Merkür'le güzel bir Jüpiter üçgeni var. 21 Kasım aynı şekilde yine Güneş-Jüpiter üçgeni var. Bunlar sizin için şanslı günler. Yani bu ayın şanslı günleri 15 Kasım, 16 Kasım, 21 Kasım. Buralarda hani yaptığınız işler daha fazla olumlu sonuç verebilir. Hani kendinize duygusal anlamda da daha iyi hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızdan da fırsatlar getiriyor. İşte çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir, sevinçli gelişmeler olabilir. Bugünlere özellikle şansa ihtiyaç hissettiğiniz alanlarda daha olumlu kullanabilirsiniz sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.